Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir sağlık videosu ile Doktordan TV kanalında tekrar sizlerle birlikteyiz. Son günlerin en meşhur dizisi Squid Game'de görülen Kore dalgona şekerinin tarifini, yararını ve zararlarını sizler için bir araya topladık. İki malzemeli Kore dalgona şekeri tarifi için gereken malzemeler. Bu tarifimizde biz 8 kişilik 8 adet şeker yapılacak miktarda malzemeleri sıraladık. Sizler daha az miktarda Kore dalgona şekeri yapmak istiyorsanız malzeme miktarını azaltabilirsiniz. Yanmaz, yapışmaz bir tavada bu tarifimizi hazırlamanız çok önemli. Çünkü şeker karamel haline getireceği için yavaş yavaş eritilecek. Eğer bozulmuş bir teflon tava kullanırsanız farkında olmadan zararlı kimyasalları da şekere eklemiş olursunuz. Şekeri yanmaz, yapışmaz bir tavaya ekleyin. Karıştırmadan kısık ateşte ara sıra tavayı sallayarak pişirin. Şeker erimeye başladığı zaman tahta bir kaşıkla karıştırmaya başlayın. İyice eriyen şekerin üzerine bir çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyin. Karbonatı çok koyarsanız çok köpürüyor ve kıvamı bozuluyor. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kapatın. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine tavadan aldığınız şeker karamelini yuvarlak olacak şekilde ekleyin. Şekerin üzerini düzeltecek için cam bir bardağın altını kullanabilirsiniz. Küçük, yuvarlak bir mutfak aletiyle şekerin üzerine halka şeklini verin. Son olarak kalın bir iğne ile şekeri bu halkaların çizgisinden yavaşça kırın ve ortadan şekli alın. İsterseniz ortasına üçgen, kare ve benzeri şekil de verebilirsiniz. Peki bu şekerlemenin insan sağlığı için bir zararı ya da yararı var mı? Şeker, günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içerdiğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Günümüzde kişi başına ortalama 10 ila 30 çay kaşığı, bir başka deyişle 40 ila 120 gram şeker tüketildiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre şekerin günlük kalori ihtiyacımızın %10'undan fazlasını oluşturmaması gerekiyor. Çünkü fazla şekeri vücut tolere edemiyor ve şeker zamanla birikim yaparak birçok ciddi sağlıklı sorunlarına neden olabiliyor. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin yayınladığı rakamlara göre günlük olarak alınabilecek şeker miktarı erkekler için 35 gram, kadınlar için 20 gram olmalı. Vücuda hiçbir faydası yok. Şeker, şeker pancarından elde edilen beyaz şeker olarak adlandırdığımız ve yarı yarıya fruktoz ile glikozdan oluşan bir bileşik. Protein, yağ, vitamin ve mineral gibi hiçbir öğes içermiyor. Posa içerdiği de olmayan boş kalori aslında. Beslenme ve diyet uzmanı Ayça Güler Yüz bu nedenle rafine edilmiş beyaz şeker vücuda hiçbir ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor. Rafine şeker ve çoğu gıdanın içinde bulunan yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurupları vücudumuzda karaciğer tarafından metabolize ediliyor. Bu da karaciğerin daha fazla çalışması anlamına geliyor. Bunun aksine günlük olarak tükettiğimiz ve kaliteli karbonhidrat kaynağı olarak adlandırdığımız tahıllar ile baklagillerden aldığımız şeker ise sadece glikoza dönüşerek vücudun her hücresinde kullanılıyor. Dolayısıyla kaliteli karbonhidrat kaynakları yani tahıllar ile baklagiller, rafine şeker veya fruktoz şurupların gibi hem boş enerji kaynağı değil hem de vücuda zarar vermeden şeker ihtiyacımızı karşılıyor.